bizim elin yiğitleri boludur. Çalar davulları dizgin dolulur. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Dumandır, dumandır, ah bizim eller. Oturup ağlasam delisin de. Merhaba sevgili izleyiciler, şu anda Amasya Gümüşacı köyüye bağlı Keçiköy'deyiz. Keçiköy gerçekten yani Gümüşacı köyü bir ova ama ovanın başlangıçlarında da Keçiköy var. Keçiköy Merzifon'a 25 kilometre, Amasya'ya 78 kilometre ama Keçiköy yani Gümüşacı köyü ile arasındaki kilometre sayısı da 7 kilometreden oluşan bir yer. Uğraşmaların tarım, hayvancılık ve meyvecilik de son zamanlarda gelişmeye başlamış. Yerleşim alanları 1700 yıllarında yerleştiği söylenmekte. Sorduğumuzda içeriye doğru girdiğimizde bunları göreceğiz. Hacı Bektaş Ocağı'na bağlı bir Bektaşi köyü burası. Şu ana kadar çok eskiden çok kalabalıkmış ama 80 sonrası göç verdikten sonra şu an 70-175 hane falan olduğu söylenmekte. Hakikaten içeriye doğru gireceğiz birazdan. Gördüğümüzde tüm güzellikleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz bugün Keçiköy'den. Güzel şeyler almayı, görmeyi umut ediyoruz. İçeriye doğru yol alıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Keçiköy'de çalışmalarımıza başladık. Çünkü Keçiköy'ün ürettikleri ilk soğanla başlıyoruz. Çünkü soğan başta Hatay olmak üzere şimdi Urfa'da, Amasya'nın çoğu yerinde soğan yapılır. Polatlı'da, Eskişehir buralarda soğan mevcuttur. Ama soğan ülkemizde son iki ile baktığı zaman en gündemde olan soğandır. Onu anlatıyorum. Şimdi bu Keçiköy'e girdiğimde de bu soğan depolarını falan görünce dikkatimi çekti. Bu işte ilgilenen, koşturan, ekmek parası kazanan, çoluğunun çocuğunun geçimini ve ülke ekonomisine katkı sunan sevgili Güngör Bektaş'ı hemen bulduk. Deposuna girdik. Dedik soğanda durum nedir Gümüşacı köyde? Soğan berbat, ayağı altı. Ayağı altı. Kan ağlıyor. Satışlar yok. Maliyetine verilmiyor şu anda. Yani bu durum çok kötü. Girdiler çok pahalı. Mesela şu an nedir yani pazardaki maliyetine, ben işte metropol İstanbul'da yaşıyorum. Sanıyorum 20 liradan 22 liradan aşağı yok. Ama burada üreticiden alıp tüketiciye nedir yani? Aradaki fark nedir? Nakliye midir? Mazot mudur? Bunlar bir paylaşın. Yok, mazot da pahalı. Nakliye girdileri pahalı. Adam buradan alıyor 5,5'a, oraya mal ediyor 15-16'ya. Nakliye de pahalı. Mazot 40 bin üzerinde. Yani şu mudur? Hem yağışlar dolayısıyla soğanlar yerim az oldu, hem de ekonomik anlamda artılar çok olduğu için soğan işi girdiler, zor mu diyor? Girdiler çok pahalı. Urfalılara paranın hepsini alıyor gidiyor. Kilosunun maliyeti bize şu anda 1300 liraya çuvala giriyor bu. Peki ne olmalı efendim? Bir anlatır mısınız yani? Vallahi şu olmalı. Şu dedi. An en az 10 liradan aşağı olmaması lazım. Yani 10 TL. 10 TL. Evet. Tüketici? Tüketici de 15-16'ya yer. Yapacak bir şey yok. Peki başka buğday, arpa bu sene nasıl bu Gümüşacı köyde, bir anlatır mısınız? Buğdayda da verim yoktu. 3 ay yağmur yağdı. Buğdaylar da göz boşluğu yaptı. Deneler boşudu. Verim yoktu yani. Yarı yarıya. Her senenekine göre yarı yarıya verim düşüklüğü vardı. Başka zaman yağmur bekleriz. Yağmur çok yağdı. İşi engellediniz. Evet aynen öyle. O da aşırı yağdığından kötü bir iç açıcı şey verdi. Peki Gümüşacı köyde soğan yani bu sene sizin istediğiniz gibi oldu mu? Olmadı. Verim kaybı da vardı. Maliyetler de çok pahalı oldu. Bir şey öğrenemedik yani. Şu anda da bekletiyoruz. Bir umut. Evet sevgili izleyiciler, hızlı bir şekilde çalışmalarımıza Keçiköy'ümüzde devam ediyoruz. Şu anda yanımda ziraat teknisyeni sevgili Hüseyin Bektaş var.
Bu köy bir ziraatla uğraşıyor ama aslında okuma oranında çok yüksek olan köylerimizden bir tanesi. Türkiye'nin her tarafında bir keçi köylüyü mutlaka eğitimci, asker, sağlıkçı, öğretmen, mutlaka ziraatçı görürsünüz. Onun için de önemli köylerimizden bir tanesi aslında. Ülkemizin önemli köylerinden bir tanesi. Sayın Bektaş, burası bir ziraat. Demin soğanla ilgili konuştuk da siz genel anlamda hem keçi köyü hem de bir ziraatla ilgili bizi aydınlatır mısınız? Vallahi köyümüz Amasya ilinde soğan üretimi bakımından başta gelen köylerden birisidir. Ve oldukça da kaliteli ürün yetiştirir. Ürün çeşitleri olarak köyümüzde buğday, arpa, şeker pancarı, ayçiçeği çok az olmak üzere ekseriyet soğandır. Vatandaşın geçim kaynağı, çiftçinin geçim kaynağı. Fakat maliyetler çok yüksek bu sene. Soğanın maliyeti bu sene 5 lirayı buldu. Vatandaşın, çiftçinin elinden de çıkış fiyatı 5 lira. Yani şu anda para kazanamıyor. Yani tüketiciye 17-22 liraya kadar gidiyor ama tüketici para kazanamıyor. Aracılar alıyor veya girdi nakliye, hamaliye masrafları biniyor. Piyasa yükseliyor tabii haliyle. Fakat çiftçi kazanamıyor. Çiftçi emin olun bu sene ya hiçbir üründen para kazanamadı. Bir tek soğandan da değil. Buğday da öyle, arpa da öyle, şeker pancarı da öyle. Tamamen maliyet fiyatına şu anda veriyor. Artık çiftçiye bakış açısı mı yanlış, neyin nesi bilemiyorum. İnşallah sonu iyi olur. Peki diyelim. Sayın Bektaş, bu köy aşağı yukarı şu an 175 hane ve okuma oranı çok yüksek. Burada ziraatçılık, işte meyvecilik saydınız hep, pancar, soğan hepsi devam ediyor. Efendim göç veriyor mu? Gençler bunu yapıyor mu? Biz sizin nesil gittikten sonra bu işler yapılır mı? Burada siz bu işi yaparken ekonomik anlamda emeğinizin hakkını, arın terini alıyor musunuz? Vallahi köyümüz çok göç verdi. Çiftçinin durumu bu halde olduğu sürece de göç vermeye devam eder. Çünkü geçinemiyor. Topraktan alamıyor mu verdiğini? Alamıyor. İstediği ürünü şeyi alamıyor. Topraktan mı alamıyor? Ekonomik anlamda topraktan çok maliyet yüksek mi? Topraktan alıyor da maliyet yüksek, kazanç düşük. Evet, Sayın Bektaş bize derdini paylaştı ama yüreğinden geçeni de paylaştı. Umut ve umutsuzluğunu da paylaştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir büyüğümüz olarak da burada siz olmaya devam edin. Çünkü önemli çınarlardan bir tanesiniz. Yolunuz açık olsun, Hızır yoldaşınız olsun. Teşekkür ederim. Çiftçilerin sıkıntısını, sorununu sizler de gelip burada dinlediğiniz için, dile getirdiğiniz için ben de sizlere teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, sevgili Hüseyin Bektaş'ın hemen hayvan ahırına geldik. Burada hayvanlar var. Bugün aslında kesime giden hayvanlar da olmuş. Hayvancılık da dedik ya, tarım ve hayvancılık burada biraz hakim. Hayvancılıkla ilgili de hemen Sayın Bektaş'tan bilgi almak istiyorum. Nasıl gidiyor hayvanlar efendim? Satışlar, şunlar. Et çok pahalı Türkiye'de ama ne diyorsunuz? Vallahi Türkiye'de et pahalı da gerçekten beslemesi de çok masraflı. Yemin torbası 500 lira. Bir hayvan 2 günde tükediyor bunu, 3 günde tükediyor. Samanı, bakıcısı, veteriner masrafı bunlar hariç. Yani emin olun maliyet çok yüksek, yetiştirme maliyeti. Fakat biz çiftçiyiz. Yapacak başka bir şey yapacak başka bir işimiz yok. Bunu bizim görevimiz yetiştirmek, yetiştirip üreticiye sunmak. Süt gene öyle, 11,5 lira sütün litresi bizden alınışı. Ya bugün suyun litresi 15 lira, 20 lira. Gerçekten diyorum, ya bu gidişle hayvancılıkta Türkiye'de... Kaç yıldır yapıyorsunuz? Vallahi 2 yıldır yapıyoruz. Biz yeni başladık bu işe. 2 yıldır başladık ama... Fakat bir işte kazanç elde edemeyince acaba devam edebilir miyiz, edemez miyiz bunu bilemiyorum. Şimdilik devam etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Samanı siz üretmiyorsunuz değil mi? Tarlalardan biçmiyorsunuz ama onu da satın alıyorsunuz. Bir miktarını kendi tarlamızdan, diğerini satın alıyoruz, yaptırıyoruz. Balyalar bak orada tanesi 250 liraya yapılıyor, işçiliği o balyanın. Samanı hariç, bedeli hariç. Yemin maliyeti dediğim gibi torbası 50 lira. Kesime verdiğimiz hayvanlar
230 lira. Kilosu. Kilosu ya 230 lira. Canlı ağırlık 160'a aldık. Canlı ağırlık. Bak kilo temizlenmiş vaziyette 230'a verdik. Yani ucucuna ya geldi ya gelmedi. Evet. Para kazanamadık yani. Evet sevgili seyirciler, herkes Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi burada da özellikle hakikaten alım gücünün azaldığını ve çok pahalı olduğunu, bir dediği gibi bir torbanın iki gün veya üç gün gittiğini ama 500 lira olduğunu, bunu ayla çarptığım zaman hayli bir rakam olduğunu görmekteyiz. Hayvancılıkta da zor olduğunu söylüyor çünkü maliyetler yüksek. Efendim ne diyelim, başarılar diliyorum. Umarım teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, köyün içine geldik. Tabii köyün içine geldiğim zaman köyün delikanlıları var. Yanımda 76'lık Hulusi Duran emmi var. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sana. Efendim geçmiş olsun, hasta olduğunu duyduk. Evet, sana teşekkür sağlıklı ederim. Günler diliyoruz. Amin. Biraz Keçi Köyü'nü bir anlat bize, bir neler yapıyorsunuz. Bir de hakikaten genel sorum, yani görüyoruz herkes kahvelerde emekli maaşından bahsediyor. O konuyla ilgili hem biraz da sizin köyden bahsedersen sevinirim. Ya bu köy tarım ülkesi malum. Evet. Peki tarımdan geçimini sağlıyor mu? Arının terini alıyor mu? Mutlu mu köylü sence? Ay değil. Değil. Neden değil? Onu da bir paylaşırsan. Fiyatı daha pancaya girmiş. Şu gün olmuş, daha fiyatı yok ortalıkta. Kaça aldığını, kaça sattığını bilmiyor. Buğdayı 8-25 lira para vermiş. Tutmuş 75'ini ise 7,5'a düşürmüş. Bunu devlet yapıyor. Sonra alım zorluğu var. Neye? Zor şey çıkartılıyor orada yani. Veziyor, evet. Tüccara gidiyor. Keçiköy göç veriyor mu? Bu saydıkların bir anlamda da burayı terk etme anlamına geliyor. Bu köyün 2/3'ü göç vermiştir. 2/3. 83'ten sonra. Hala da veriyor. Ya şu durumda vermiyor da zaten kalmadı ki kimse. Bu köyde 250 hane varsa 150-125 hane köy kalmıştır yani, yarısı kalmıştır. Evet sevgili izleyiciler, şu an Ali Acar'la birlikteyiz. Sevgili Ali Acar köyün 61 yıllık berberi. Yaşı size hiç göstermiyor ama 80 olduğunu söylüyor. 40 doğumluyum diyor. Efendim 44 doğumlusunuz. Şimdi şöyle bakarız, böyle 15'ini bir kenara bırakak. Askere gitmeden önce berberiydim ben. 70 yılı düşünürsek Keçiköy'ü bize bir anlatır mısın? 70 yıllık bir Keçiköy. 70 yıl bambaşka. Şimdi kimse kalmadı. 2-250 lira talebemiz vardı. Buradan tekkenin oraya kadar şimdi kimse kalmadı. Evet. Sadece yaşlılar kaldı bizim gibi. Neden göç veriyor sizce? Gençler durmuyor abi. Yok. Bir şey yok. Yani bu yapılan tarımcılık, hayvancılık, işte meyvecilik, kısmen, evet, soğan. Hepsini batırdı mı bu hükümet? Hı. Milletin parası yok. Veriyor 5-10 kuruş para. Kaşığından veriyor, kepçeyle geri alıyor. Hı. Hep yalan söylüyor. Yanında olsa yine derim ben. En çok hangi konuda yalan söylüyor? Her konuda yalan söylüyor. Ya. Çıkıyor gözümüze baha baha yalan söylüyor. Bunu herkes biliyor. O kadar olmaz abi ya. Kimsenin cebinde para yok. 2300 lira para veriyor. 2300 liraya adam çocuğuna mı ya? Peki Ali amca, sana sağlıklı günler diliyorum. Sağ ol, çok şen, et tıraş ediyorum. Ama günlük 1-2 tıraş ediyorsun yani. 2-3. Ekmek parası çıkartmaya çalışıyor işte. Yani bir emekli çıkıyor mu? Zor çıkmıyor abi ya. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi sana sağlıklı günler diliyorum. Size de iyi yayınlar. Allah tekrar nasip etsin. Allah teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler, Keçiköy'ümüzün bir kıraathanesindeyiz. Hepinizin gördüğü gibi Keçiköy'ün gençleriyle birlikte oturduk. Biraz sohbet edeceğiz, biraz mikrofon uzatacağız. Duygularını, düşüncelerini, hissettiklerini, yapmak istediklerini, ya beklediklerini bizlerle paylaşacaklar. Efendim sizi bir tanıyalım. Ben Ali Kara. Sayın Kara, hakikaten de karasın ha. Evet. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Efendim nasıl gidiyor hayat burada, neler yapıyorsunuz? Vallahi hayat iyi değil şu anda. O iyi değilleri alabilir miyim? Nedir iyi? İyi değilleri. Baştan söyleyeyim, maaşlarımız çok düşük. Evet. Bak bugün kasabaya gittim, doğru dürüst bir şey almadan geri geldim. Hı-hı. Çünkü cebe bakıyorum boş. Hı-hı. Alacağı bakıyorum pahalı. O bana bakıyor, ben ona bakıyorum diyorsun. Bu kadar basit. Baktım geldim. Peki buradaki Keçiköy'deki durumlar nasıl? Yani hayvancılık, soğan, yani tarım,
Vallahi tarım şu anda arkadaşlarım, ben yapmıyorum, tarımla uğraşmıyorum. Hayır, sizin gözünüzde. Yani. Hayır, bizim gözümüzde çok düşük. Evet. Yani piyasa yok. Peki. Sıfır. Çok 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 teşekkür ederim. Efendim sizi tanıyalım. Ben Mustafa Doğan. Siz nasıl anlatırsınız benim Keçiköy'ü? Sizin gözünüzde tabii. Evet, Keçiköy burası, bir battalı gazi varmış. Ya geçilerin boynuzuna mumu yakmış, Rumları buradan kovmuş. Evet, düşman yaklaşmamış. Düşman yaklaşmamış. Ondan bu köyün adı Keçiköy kalmış. Evet, duymuştum daha önce. Evet, çok teşekkür ediyorum. Peki Keçiköy'de hayat? Keçiköy'de hayat sönük. Neden? Niye sönük? Ben çiftçiyim. Benim maaşım iki depo mazot almıyor, bir depo mazot alıyor. Ya soğanın kilosu 4,5-5 lira. Maliyetini kurtarmıyor. Buğday pazarı diye bir şey yok. İki ay, üç ay sonra teslim ediyorsun, iki ay, üç ay sonra buğday parası alıyorsun. Devlet mazot ofisinden mi? Evet. Onu da dayanabilen veriyor. Dayanamayan götürüyor, 6 liradan veriyor. 5,5 liradan veriyor buğdayı. Evet sevgili seyirciler, yani burada bir kazan kaynıyor ama içinde dert mi kaynıyor, mutluluk kaynıyor biliyor ama asıllık çok önemli bir dert kaynadığını görebiliyoruz. Efendim sizi bir tanıyalım. Nihat Tunç. Evet, Nihat Bey siz nasıl anlatırsınız? Keçiköy sakinlerinden. İşte İstanbul'a gittik, çalıştık, ettik, geldik. Emekli olduk. Şimdi 7,5 lira para veriyorlar. 7,5 lira parayla geçinmeye çalışıyoruz. Nasıl oluruz? İşte yani o her şey ortada. Evet, burada geçinmek zor diyorsun. Geçinmek zor. Elimizde tarla var, ekemiyoruz. Şimdi alet edevat bilmem traktör şu bu istediği için onu da yapamıyoruz. Saat işte başka yani her şey pahalı ama bize gelince devlet her bütün zamları yüklüyor sırtımıza. Aa, bugün yine MTV vergisi verdik. 1000 bilmiyorum kaç lira daha. 2 tane vermişim. 3.'yü de verdim. Yarın işte Kasım'da 4.'yü de vereceğiz. Yani bu bize böyle, yani kaşıkla verip kepçeyle alır hesabını. Yani böyle bu kadar da olur mu? Yani 7,5 lirayla ne olur ki? Hiçbir şey olmuyor. Evet sevgili seyirciler, emekli maaşı gerçekten insanları müthiş derecede dert ve dert edindirmiş, düşündürüyor. Cebine maaşını koyan gidip pazardan veya çarşıdan bakıp geri dönüyor. Çünkü alamadığını, hatta maaşının bir depo benzini doldurmadığını söyleyen yurttaşlarımız da var. Efendim siz nasılsınız, iyi misiniz? Bir tanıyalım sizi. İyiyim, teşekkür ederim. Ben Hüseyin Taşköy'e Keçiköy. Adaşım nasılsın, iyi misin? İyiyim şükür Allah'a. Anlatın bakayım Keçiköy. Soğan bar etmedi, ekim bar etmedi. Mazot olmuş 41 lira. Traktörle evde yatıyoruz. Çok şükür Allah'a. 2 gündür civciv besleyeceğiz kafeslerinde. Bitti yani bu iş, durdu. Resmenlik tamamen öldü. Evet sevgili izleyiciler, Keçiköy'de çalışmalarımıza devam ederken Keçiköy'ün en sempatik adı insanlarından bir tanesi Adıcan Ahmet Yüksel. Efendim Keçiköy deyince aklına gelir Keçiköy'ün sorunları nedir? Sizce hatta Türkiye'nin sorunları da nedir? Keçiköy deyince çiftçilikle geçinen bir köyümüz. Zar zor, yeter yetmez, doğuş çekiş her şey var. Doğuş çekiş derken şu, ekonomi çok berbat. Ülkenin başına gelenler bütün köy halkını, emekli hakkını, işçi hakkını, ezilenin hakkını hiç düşünmüyor başa gelenler. Biz çökmek üzereyiz ülke olarak şu anda. Bir de geldi bu bizim Tayyip Erdoğan Bey. O iyice bizi Türkiye'ye çökertti. Kendini çökertmiyor ha. Kendinin Amerika'da gökdeleni var. Türkiye midir nedir? Yahu sen Türkiye dururken sen niye oraya götürüyorsun onları yapıyorsun? Sonra millet bahçesi bilmem ne bahçesi diye millete yuttumaya zorluyor. Bunlar çok yanlış. Ülkenin ekonomisine dokunacaklar. Halka dokunacak. Ezilen kesim halk. Yani halk derken sanayici değil. Sanayici benden soğan alıyor. Pakete koyuyor. Bir kilo soğanı 10 liraya alırsa 20 liraya veriyor. 30 liraya veriyor. Ama çiftçi vatandaş bunu satamıyor, yapamıyor. Sonra çiftçilerin kooperatifi olması lazım. Birlik beraberlik kurup
çiftçilerin kooperatifi mutlaka olması lazım. Ama eskiden bu bölgede kooperatiflerin yoğun olduğunu ben biliyordum. Vardı, şimdi ne oldu? Vardı. İşte kötü yönetimden, akılsız yönetimden hepsi çöktü. Ben kooperatifin içindeydim. Şükürtenlerden biri de sensin o zaman. Ben değilim. Ben korudum. Ben korudum. Benim uçağım yok. Köylünün uçağı yok. Beyefendiler bir yüzüğüne gelenlerin 10 tane 20 tane uçağı var. Saraylar. E bu ülke çökmez mi? Bu ülkenin çöküş nedeni birinci bu. Fazla masraf, fazla harcama, trilyonluk arabalarından gezme, 5000 lira polisine gitme. Almanya'da bir milletvekili, benim emekli adamım, mesela doktora gidiyorum, milletvekili geliyor sırtından duruyor. Sıraya giriyor. Aynı doktora mı aynı oluyor ya? Ne oluyor bize? Ama Türkiye'de? Türkiye'de özel hastaneler, özel doktorlar, özel bilmem neler. Aslında özel doktor, özel hastane bize gitmesi lazım. Bizim olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Tanıyalım. Hem de siz bir anlatın. Gerçekten ben daha önceden geldiğimde de sizle gene buralara dolaşmıştık. O günden bugüne değişiklik var mı? Benim gözümde olmuş tabii. Ama siz Keçiköy'deki farklılıkları bizle paylaşırsan sevinirim. Ben Keçiköy, Cengiz Akdemir, Keçiköy'de yaşıyorum. Emekliyim. Aynı zamanda da çiftçilik yapıyorum. Ondan bu yana çok şey değişti. Her şey gittikçe kötüye gidiyor. Çiftçilik olarak yani hiçbir şey neredeyse kazanamıyoruz. Bankayla çalışıyoruz. Durum gittikçe bankaya bata bata gidiyor. Bunu bilmiyorum. Sonu geçen seneki sattığım 20 bin, 19 bin liradan mazot alıp 5 bin lira, 7 bin lira sattığım arpa buğday bu sene aynı para mazot 40 bin lira. Yani bu aradaki ilaç her şeyi ikiye katladı. Sonuç nereye gidiyor bilmiyorum ama çiftçilik gittikçe kötüye gidiyor. Sevgili Hüseyin Kurşun'la biz yıllar önce Ali Beyköy'de Keçiköy'ün lokalinde tanışmıştık. Ben de sevgili hocama selam yollamıştım orada olduğunu. Sağ olsun bugün de gene yıllar aylar geçse bile birlikteyiz. Efendim sizin gözünüzde Keçiköy. Vallahi Keçiköy şu Türkiye'nin yaşanacak nadide bölgesinden bir tanesi. Havasıyla, suyuyla, insanıyla, cana yakınlığıyla, işte siz de geldiniz gördünüz zaten de. Şimdi bu sene hasat uygun gitmedi. Yağış bol olduğundan buğdaylarda göz boşluğu yaptı. Verim düşük. Soğanlar gene öyle. Mesela aslında soğanın bu sene 6 tonun üzerinde ben zannetmiyorum bir dönüme soğan alabilsin çiftçi. Bir de umut dünyası şimdi. Çiftçinin ödemesi bu ayın sonu. Tarım krediler öyle, kooperatifler öyle. Vatandaş şimdi aldığı ürünün bütün parasını soğanın işçiliğine Urfa'dan gelen işçilere ödedi. Şimdi yarın tarım kredi şey ödemeler geldiğinde bu vatandaş bu borcunu ne nasıl ödeyecek, neyle ödeyecek? Bunun içinde bir tanesi de benim zaten. Şimdi umut, herkes soğanlarını az olan az koydu, çok olan çok koydu. Herkes depoya koydu. Yarın belki 3-5 kuruş eder de işte zararımı biraz olsun telafi ederdi. Herkes umut. Efendim bir de şöyle var yani. Emeklinin durumu zaten arkadaşlar. Sevgili adaşım Hüseyin Bey, yani şimdi şöyle de bir şey var. Yani gerçi şimdi anlattılar da Türkiye'de şöyle bir baskı da yok yani, eylemde yok. Şimdi geçen sene fiyatının altında ürün satılıyor şu anda. Evet. Geçen sene mazot 17 liraydı, şimdi 40 lira. Köylü, emekçi, çiftçi neyse hiçbiri böyle yani 70'li yıllarda 80'li yıllarda 90'lı yollar yürümekle aşınmaz misali. Bir yani böyle bir eyleme kalkışıp kimseyi sallamadı. Yani zam yaptıkça millet ya Rabbi çok şükür der gibi bir hal var. Buna ne diyorsunuz? Ya ülkede zaten korku şeyi kuruldu. Kimse zaten konuşanı, elini kaldıranı zaten bir şekilde suçlanıyorsun. Onun için zamları kabulleniyor muydu? Suçlanıyorsun. Ya kabullenmek zorunda kalıyor. Kabullenmiyor aslında. Mesela geçen sene bir buğday 2006, bir önceki yıl 2600-2700 liraydı. Geçen yıl bir artış oldu, bir 7000 lira gibi falan. Geçen yıl millet biraz daha rahatladı. Çünkü bu seneki yıla göre girdisi düşüyordu. Mesela maliyetler düşüktü. Para kazandı. Maliyet düşüktü.
Ürün 7000 lira olunca köylü biraz rahatladı. Ama bu sene öyle değil şimdi. Geçen yılın fiyatını aldığında ürün satıyorsun. Bu seneki aldığın gübredir, mazottur, ilaçtır. Geçen yılın en az 3 katını ödemek zorunda kalıyorsun. Ya buna da köylü atok yetişecek imkanı kalmadı yani. Yani herkes işte derler ya ne yılan gibi işte herkes iyi kötü sürünmeye. Şöyle olsa daha sürünmeye. Güzel olurdu deniz ne var belki? Şöyle olsa daha güzel olur bir vatandaş olarak. Şöyle ya, olsa güzel olur. Buna şimdi ben sadece hani çiftçi olarak diyeyim buna. Tarım politikası biraz çiftçiyi destekler yönde olsa. Şimdi destek listesi asmış. Şimdi benim fazla şeyim yok. 37 dönüm çekasem var. 8-10'da kayıt dışı var. Bana 5900 lira mazot desteği vermiş. Ya benim traktörüme bir depo mazot alıyor. Ben 40 dönüm araziyi, 50 dönüm araziyi bir depo mazotla ben nasıl işleyeceğim? Evet sevgili izleyiciler, buradaki Keçiköylü vatandaşlar, emekliler, çiftçiler, tarımla uğraşan insanların gerçekten muhteşem dertleri var. Hakikaten Türkiye'de tarım politikası uygulanır mı, uygulanmaz mı onu bilemiyorum. Çünkü yani 22 yıllık bir sürece baktığımızda başta tarım olmak üzere hiçbir projenin Türkiye'de tutmadığını ekonomik anlamda bu herkes biliyor yani. Özellikle çiftçiler bunun daha çok derin yarasını yaşıyor. Çünkü ürettiği şeyi 5000 liraya satmak zorunda. Onu taşırken de mazot 11, 12, 17 iken şimdi 40 lira olması hepsinin belinin büktüğünü, emekli maaşının yetmediğini, daha doğrusu çok yorulduklarını, toprağın da artık işlenemeyecek durumda olduğunu, yani bu mazarla işlenemeyecek durumda olduğunu bizlerle paylaştılar. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şu an Kul Hüseyin'in türbesindeyiz ve türbenin bekçileri yani temizleyenler, hani deriz ya tekkeyi bekleyen çöreği yer. Bunlar çörek yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum ama yemedikleri belli, çok zayıf. Fatma abla nasılsın? Bileydim vallahi çörek börek de yapardım, haberim olmadı. Ay çok teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin Fatma? Çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim. Burayı eşinizle birlikte, işinizle birlikte buranın bakım temizliğini yapıyorsunuz. Evet. Her gün temizliyor musunuz? Her gün, her sabah. Her sabah. Efendim buradan kapıdan içeriye girdin. Ne diyorsun yani? Ya Allah ya geçiyor? Muhammed Hüseyin'im sen bizi sakla. Çocuğumu aldın bize de muhat ol diyorum. Ne diyeyim yavrum? Yavrusunu almış bize de muhat ol. Yani bize yardımcı ol diyor. He bize de yardımcı olsun biraz. Evet Ali Baba, sen gerçekten bu köyün hem berberi hem de bu türbenin bakıcısı böyle. Evet ben gerçekten bakıyorum. Gerçekten güzel bir hizmet ediyorum. Her sabah aran geliyorum. Işığını karartıyorum. Akşamına yakıyorum. Mumunu yakarım. Temizliğine bakarım. Köyümüzün muhtarı bekçisi ya. Görüyor. Vallahi bak temizliğimizi. Her sabah gelirim temizlerim burayı ben. Ben de görüyorum. Ben hiç pis bırakmam burayı. Peki. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Fatma. Evet sevgili izleyiciler, Kulümet ve yoldaşlarının ondan öncekilerin türbenin içerisindeyiz. Sevgili Sadık Akkuş, daha ilerleyen zamanlarda konuşacağız, kendisinden bilgi de alacağız ama bu konuyla ilgili özellikle Hüseyin Dede ve yanındaki yoldaşlarıyla ilgili bir bilgi almak istiyorum sevgili hocamdan. Şimdi komşu dede çok ilerilerden gelmiş, halkımıza, köyümüze yardımcı olmuş, yol göstermiş. Vefat edince de buraya gömmüşler. Onu tekke olarak, kutsal bir şey olarak sahiplenmişler. Sonraları Kul Hüseyin bizim köye çoban olarak gelmiş. Hem çobanlık yapmış. Tabii bir hak vergisi şairlik de var. Şiirlerini söylemiş. Hayvanlarını gütmüş. Toplumdan da hürmet görmüş. O da ölünce onu da buraya defne olmuş. Böylece bizim burası komşu dede Kul Hüseyin türbesi olarak kalmış. Ziyaretçiler, tahmini yıl. Bu şey bir 150 yıllık var Kul Hüseyin'in geçmişi de. Komşu dedeninki çok daha eskilerde. Bir de burada eskiden çok büyük bu türbede karadutlar vardı. Yani insan belinden falan kalın. Bu da gösteriyor ki bura 300-400 yıllık bir geçmişi var yani. Bir yaşanmışlığı var. Evet bir yaşanmışlığı var. Yollara döküldüğü için, ihtiyarladığı için şeyler artık tutunamaz oldular.
maalesef kesildi yani. Bizim çocukluğumuzda bizim de bir etkimiz, tesirimiz olmadığı bir zamanlarda onların da bek değerinin anlaşılmadığı için yola zarar veriyor diye, yaşlandı zarar verir diye kesildi maalesef. Peki, ya şimdi de üzüntüyle şey yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler hocama çok teşekkür ediyorum. Gene Kuluseyin'in bir bize göre değişiği, bazılarına göre türkü, bazılarına göre Doğu Azimam olan bir şeyini sevgili Cengiz Doğmuş Piri Baba'nın dernek başkanı paylaşmış. Hemen onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün geldi bana. Kuluseyin'e gelince bunu da okuyalım dedim. Fena dünya için gam çekme gönül. Her dem ağlayıp da gülmeli değil. Sevda dedikleri sel misalidir. Fikredip ummana dalmalı değil. Cet etmeyince karlı dağlar aşılmaz. Sarrafın yanında altın pul olmaz. Yiğidin başına gelmedik olmaz. Başına gelen gülmeli değil. Geçersiz dünyayı geçip boylama. Görmediğin yere bühtem eyleme. Bir kimsenin gıybetini söyleme. Bühtem edip kana girmeli değil. Hüseyin'im sözü olmuş şöyle. Varıp etrafa sor sual eyle. Zamana halkını eyvallah. Ahvala böyle. Muhabbetsiz yere varmalı değil. Evet sevgili Hüseyin dostla birlikteyiz. Cem evindeyiz. Keçiköy güzel köylerimizden bir tanesi de ama aynı zamanda hem camisi de var, cem evi de var. Cami tabii cem evinden çok eski bir tarihte yapılmış. Cem evi de çok yeni yani o tarih, caminin tarihine baktığında. Camide cemaat şeyden Kurban Bayramı'ndan Kurban Bayramı'na olduğu söylenmekte. Ama ezan okunuyor. Ezan Türkiye'nin farklı yerlerinde olduğu gibi Keçiköy'ümüzde de uzaktan ezan okunuyor. Ama bu cemevine girdiğimiz zaman bir de sistem gördük. Çok da bunu düşünen, yaptırana da çok teşekkür ederim. İnsanı, canı, canan olanı düşünerek bunu yapmış. Onu da birazdan hem göstereceğiz hem de anlatacağım. Efendim Keçiköy'de cemevimiz var mı? İbadetimiz var mı? İbadetimiz de var. Cemimiz, cemaatimiz de var. Çok şükür. Efendim, binamız, ben işte eski muhtarlardan Hüseyin Hoca'm biraz önce de evet, konuştunuz da. Konuştuk. Binamız yaklaşık 30 yıllık. 30 yıllık bir bina. Belki daha fazla. Muhtar İbrahim Eyüboğlu tarafından temel atıldı. Yanında ben o zaman da daha gençtim ama yanında azaydım. Olsun gene gelsiniz. Ondan sonra işte Allah rahmet eylesin Kemal Yüksel devam ettirdi. İşte bir ara inşaat şey kaldı. İşte köyün eski şimdi şey gibi işte milletin seçimde birbirine ufak tefek kırgınlıkları yüzünden bu yolumuzu biraz ara verdik aslında. Ondan sonra tekrar Sadık aslında yol cümleden oludur biliyorsun. Evet evet. İşte Sadık Taşkaya muhtar olunca yanında tekrar ben azaydım. İşte burayı noksan kalan yerlerini birlikte tamamladık. Ondan sonra işte açılışını yaptık. Yan tarafını muhtarlık odası olarak bura biraz daha ufaktı. Şu araydı. Cemevi olarak restore ettik. Evet sevgili izleyiciler, Ali Naki Bahar yani üçü bir arada olunca gerçekten muhteşemlikler de bir araya geliyor. Bu tiyatro sistemini siz yapmışsınız, siz düşünmüşsünüz. Önce sizi tebrik ediyorum. Yani insanlar hasta, zökel, yaşlı olunca diz kılmadan burada inancını, ibadetini yerine getiriyor. Sizi bu anlamda tebrik ediyorum. Nasıl bir düşünceydi? Nereden aklınıza geldi? Ben teşekkür ederim buraya gelip gördüğünüz için. Dışarıya çok yerlere gidiyoruz. İl dışlarına. Gördüm birkaç yerde. Değişik gördüm. İnsanlar da hep şikayetçi oluyordu. Hani oturup kalmaktan işte sandalye getirelim. Eski koltuklarımızı koyalım. Bunu daha güzel olur, rahat olur diye düşündük. İyidir. Arkadaşlarla. Gönüllü zaten bizim cemevlerimizde gönüllü yardımcı insanlar var. İşte maddi yardımda bulunan insanlar var. Hepsine teşekkür ederim de buradan. Tabii ki teşekkür ederiz hepsine. Çünkü onlar olmasa biz bu görevleri rahat yapamazdık. Peki Ali Bey, yani burası bir Bektaşi köyü. Bektaşilerin geleneklerine, göreneklerine, inançlarına göre yani yol cümleden uludur baktığımız zaman yolun işte kaybolmaması adına burada gereken inançımız
tabii ki Alevilik'te ve Bektaşilik'te her gün bunu yapacaksın diye bir şey yok. Yılda bir iki defa yetiyor. Bu yapılıyor mu Keçiköy'de? Yapılıyor. İşte Hüseyin Bey'in de söylediği gibi daha önce bir ara verildiydi. Dedem yardımcı oluyordu bu tür konulara. Ali amca, Sadık Hoca'nın babası, Ali Akkuş amca rahmetli oldu. Onlar yardımcı oluyordu. Onlardan sonra da biz gücümüzün yettiği kadar, becerebildiğimiz kadar biz yardımcı olmaya çalıştık. Hatta muhtarın ilk muhtarlık yaptığı dönemde ben birkaç arkadaşla beraber gönüllü hizmet edelim diye böyle bir istekte bulunduk. İşte ondan sonra bir 20 yıl kadar galiba insanlar da baktılar ki işte kurban parası topladık veya cemevinin ihtiyaçlarını ne bileyim cemevine yardım etmek isteyen işte şunumuz noksan bunumuz noksan biz demeden bizim hizmetlerimize baktılar yani daha iyi çalışsın daha iyi yapsınlar diye onlar da yardım ettiler yemekhanemize mutfağımıza en son buranın yapılışında da işte devlet biraz katkıda bulundu zaten vardı bizim Hüseyin Bey'in muhtarlığında oluşturmuştuk burayı yapmıştık ufak geliyor denildi. İşte daha güzel oldu şimdi. Ben aynı zamanda Hacı Bektaşi ve Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanıyım Gümüşhacıköy'de. Aa öyle mi? Evet. Yani bizim vakıfsın sen. Tabii evet. Gerçi beni ihraç ettiniz ama olsun. evet Hacı Bektaşi ve Anadolu Kültür Vakfı 1993'te çok önemli bir kararla kurulur. Türkiye'de ilk defa mahkeme kararıyla kurulan 17 ay mahkemesi sürülen bir vakıflarımızdan bir tanesi. Başta onun kurucusu Sayın Ali Doğan'ı saygıyla, sevgiyle alıyorum. Çünkü onun çok çok emeği olduğunu bilenlerdenim. Çok teşekkür ediyorum seninle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Hatice Akkuş'un yani Sadık Akkuş'la Hatice Akkuş'un evlerindeyiz. Onların bugün bizim kılavuzumuz. Aynı zamanda ben onların öğrencisiyim. Şimdi geldim, ablalar burada çörek börek ediyorlar ama haşhaş gördüm. Yani bu bölgede haşhaş çok önemlidir yani. Özellikle gıdalarda kullanılır. Ve müsaade alıyorlar mı? Almıyorlar mı? Onu da biliyorum. Ekeke mutlaka alıyorlardır tabii. Efendim bereketli olsun, kolay gelsin. Sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederiz. Ben Şengül Ahdemir. Şengül abla nasılsın, iyi misin? İyiyim, yani nasılsın? Bir anlatır mısın? Bunu ne yapıyorsunuz? Bunu önce hamurunu mayalıyoruz. Evet. Sonra iç harcını koyarız haşhaşımızı. Hı. Yumak yapıp sonra da saçta pişiriyoruz. Bunun adı ne? Sacüstü. Sacüstü. Ha, bu evet. Bölgeye ait sacüstü. Bu bölgeye ait sacüstü. Şimdi sevgili Roşin çekecek kameraman arkadaşım. Bu sistemi de yani üç bacak değil de eskiden sacrak ayağı yapılırdı. Evet. Bugün farklı bir sistem yapmış benim öğretmenim maşallah. Yaşlanmaya zaman bulamıyor. Hep gençleşiyor. Güzel icatlar da yapıyor. Evet. Bereketli olsun, kolay sağ gelsin ol, diyorum. Teşekkür ederim. Hemen şöyle sizleri de alayım. Şöyle efendim sizi bir tanıyalım. Fatime Akdemir. Akdemirler burada. Fatime ablacığım hoş geldin, sefa geldin. Bugün dolaştık sizin köyü de gördük, Keçiciköy'ü. Gene kadınlar en çok çalışanlar arasında galiba evet, burada. Evet. Hep en çok kadınlar mı çalışıyor? Evet, evde, köyde, tarlada hep kadınlar evet. Çalışıyor. Erkekler... Erkekler de çalışıyor mu? Kadınlar daha fazla. Onlar kayfede dinleniyor. Peki. Evet, dişi görünce dinleniyor onlar. Öyle mi? Evet. Efendim burada herkes bugün erkeklerle konuştu kahvede şurada burada. Tarımdan anlarının hakkını alamadıklarını söylüyor. En çok kadın çalışanlar kadın olana göre siz kadın gözüyle, kadın haklarıyla baktığınızda buna nasıl bakıyorsunuz? Hakkınızı alıyor musunuz ürettiklerinizin? Evet alamıyoruz. Soğan olsun, ev işi. Ne yaparsan yap yani par etmiyor. Soğan, pancar evet. Hepsini bıraktık. Soğan da az yani bu sene de par etmiyor. Ekin hani yapıyoruz. Onun için hakkımızı alamıyoruz diyorsun evet, yani mazot, şu bu. Gideri çok olduğu için. Evet gideri çok, gelir yok yani. Sen bugün imece usulü birbirinize yardım ediyorsunuz. Evet, öyle midir? Evet bu ablam, hı-hı. Eşimin şey bugün yardım ediyoruz. Ay bizim için geldik. Evet sizin için geldik. Evet. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, annelerin annesi, torunlarının kızının hem babaannesi hem de anneannesi, emektar bizim de annemiz. 1972-71 benim okuduğum yıllarda
öğretmenimle beraber Hubyar'daydı, Hubyar topraklarındaydı. Gencecik güzel bir kızdı, biz de küçüktük ama hayat onu zaman zaman yormuş, zaman zaman düşündürmüş. Ama hoşgörüsünden, sevgisinden hiç ödün vermemiş, hala gördüğümüz gibi devam ediyor. Anne nasılsın, iyi misin Hatice anne? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldu. Valla biz size zahmet ettirdik. Bak, zahmeti yok. Ne mutlu bizler sizleri memnun edebildiysek. Arkadaşlarımızla, gelinlerimizle, arkadaşımın eşi. Hı. Bununla da kardeşimin hanımları sağ olsunlar geldiler. Bugünkü günlerini bana verdiler. Memnun oldum yani. Ben de hepsini... Ay sana sağlıklı günler olsa, diliyorum. Teşekkür ederim. Buradan çocuklarına, torunlarına kocaman kocaman selam olsun diyoruz. Oğluma, gelinime, İdil'ime, ondan sonra damadıma, Özlem'ime, Atı'ya, Batı'ya hepsini öpüyorum, öpücüklerimi gönderiyorum. Evet. Ay anneciğim çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sana da sağlıklı günler diliyorum. Bereketli olsun. Tüm kızlar mutlulara. Özür dilerim, onu unuttum. Kızlar mutlu mahallesi. Mahallesi Hubyar'a. İşte neyse, bizi tanıyanların hepsini öpüyorum. Nice günler diliyorum. Ay anneciğim çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sizi de bir tanıyalım. Ben Yücel Kurşun. Eski muhtarın eşiyim. Evet. Ablam inşallah tekrar muhtar olur yani. İş... Çok o çalışana. Yok, onu istemiyorum. Gençle olsun. Öyle mi? Ya insanın karısı canlı yarısı. Yaşlıla geri dursun, gençle olsun. O zaman muhtar olamaz yani. Emiri asıl muhtar verdiyse sevgi kurşun olamaz. Evet sevgili seyirciler, bu bölgenin keşkağı Türkiye genelinde önemlidir. Sık sık ekranlarda da tiyatro oyuncuları, bu bölgenin tiyatro oyuncuları da vurgular. Bu keşkağı gördüğünüz gibi fırından çıktı. Abla keşkağı bize bir anlatır mısın şöyle? Keşkeğin önce yarmasını yıkıyoruz biz. Ondan sonra suyunu, etini, tuzunu, yağını koyuyoruz. Ondan sonra da fırına. Evet. Ne kadar pişiyor? Kaç saat? Vallahi biz akşam koyuyoruz, sabah alıyoruz. Eğer düdüklüde yaparsan 2 saatte pişer. Ha, ama fırında akşam koyuyorsun, sabah alıyorsun. Evet. Ha bu merzifonda yapılan sabah 5'te biten dediğimiz bu mudur yani? Evet, öyle. Evet, aynen. Ha, aynen. Biz akşam koyuyoruz. Şöyle bizim ne zaman müsait olursa. Şöyle bir çevirebilir miyiz abla? Görün. Şey, buraya alalım. Masanın üzerine. Şöyle. Şuraya. Şöyle bir. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi orijinal tasında. Buna ne diyoruz? Çömlek. Çömlek. Yani çömlek çanakta yapılıyor. Evet o da geliyor. Düdüklüde de yemeğimiz var. Ha düdüklüde de kuru. Bayramlarda koyduğum özel yemeğimiz. Evet düdüklüde pişen de. Evet. Nohut yemeği. Nohut yemeğimiz geldi. Birazdan sizin adınıza lokma lokma yiyeceğiz. Şimdiden lokmalar kabul olsun diyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hayalini kurduğunuz tüm güzellikler, başta sağlık olmak üzere, hasret olmak üzere, hasretlerin buluştuğu tüm güzellikler sizde olsun. Yaşamınızda en güzeli, sevgi ve sağlığınız yerinde olsun. Sevdiklerinizle birlikte. Evet. Torunlarımızı da öpüyorum. Hepsini eyvallah. Gelinle. Hadi kolay gelsin size. Bereketli olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah Allah anneciğim hadi. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Eşkülillah, nimeti celillah, bereketi halillah, şefaat et ya Resulallah. Allah Allah. Nasıl bu cennet hanelere bereket, gidenlere rahmet, kalanlara selamet. Allah. Hastalarımıza Allah. Şifa, dertlerimize deva kabul oldu. El-i Rıza, El-i Fatiha. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, ellerin, evliyaların, ağzı dualı kulların. Gelmiş geçmiş peygamberlerin, bozatlı Hızır'ın, ehli beytlerimizin cümlesine. Ya Rabbi onların ruhu şad olsun, yaptığı nur olsun, durağı cennet olsun. Bizlere de şefaatinden mahrum etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyeke nabidi ve iyeke nesta'in. Ehdine sıratel müstakim sıratel lezine namtaleyim. Gayril medyub aleyhim velatta. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna doğru yaklaştık. Yaklaştık ama yanımızda sevgili Yeter Ağın var. Bize bu yaşına rağmen önce bir yemek duamızı verdi. Bir kadının yemek dua vermesi benim için önemlidir. Kendisi ağzına yüreğine sağlık. Şimdi de bize iki merseye bir dua söyleyeceğim dedi. Dua zımam söyleyeceğim dedi. Biz kendisine bıraktık. Hangisini söylerse alıp yayınlayacağız.
Nasılsın Yeter anne, iyi misin? İyiyim. Teşekkür ettim. Bir hediyem olsun diye. Ey canım benim, bizi kırmadın geldin ya Yeter. Sizlere hediyem olsun diye. Hadi buyur bakayım. Neyse. Erzuladım sana geldim Hünkar Hacı Bektaş Veli. Eşiğine yüzüm sürdüm Hünkar Hacı Bektaş Veli. Pir elinden dolu içtim, dudum elinize düştüm. Ah cenneti görüp geçtim, Hünkar Hacı Bektaş Veli. Güvercin donunda duran, cümle eksikler bitiren, beş taşı şahit getiren, Hünkar Hacı Bektaş Veli. Pirim Sultan gerçek veli, erenlerden çekmemeli. 12 imamın yolu, Hünkar Hacı Bektaş Veli. Eyvallah. Pir Sultan dedim mi zaten şapelisi geldi. Hah Muhammed Ali dedim 12 imam aşkına. Yeşil eldim de Kevser içtim 12 imam aşkına. Kul oldum boynumu eğdim, hizmet ettim hakkı buldum. Hasan Hüseyin'i sevdim 12 imam aşkına. Zeynel'inle giydim libas, bahire gönlümüz yukat. Cafer'e verek selavet, 12 imam aşkına. Musa'yı Kazım'ı Rıza, Şah Dağı'na gel niyaza. Şefaat eyle Allah bize, 12 imam aşkına. Allah sana sağlıklı günler versin. Torunundan, torbandan, çoluğundan, çocuğundan, sevdiklerinden. Eyvallah. Allah sen hep sağlıklı sıhhati dursun. Gönlün, yüreğin böyle sizlere inanma de aşkıyla hep devam etsin. Sizlere İnşallah de başkaları da senden ışık alır. Bu yolu yürütmeye çalışır. İnşallah. Çok sağ ol. Sizlerle cennet yolunu açtık. Tamam mı? Eyvallah. İnşallah beraberce yine bir daha kavuşuruk, bir daha şey deriz. İnşallah. İnşallah. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, programımızın sonuna doğru yaklaştığımızı söylemiştik. Yanımda şu anda gene sevgili Sadık Akkuş öğretmenim var. Fakat bir cennet bahçesi yapmış bahçesini. Öğretmenlikten ve gittiği her yerden aldığı bilgiyi, birikimi, okuduğunu toprakla bütünleştirmiş. Yani burada elmanın güzellikleri, cevizin güzellikleri, arının her türlüsü, meyvenin her türlüsü burada var. Bir de icadı var. Kendisinin geliştirdiği, onu da birlikte paylaşacağım. Önce hocam sizi tebrik ediyorum. Burada elma ağaçlarını yetiştirerek önce topluma da bu konuda maddi manevi de yanında alıyorsunuz. Ekonomik olarak size az kazancı da olsa sizin mutlu olduğunuzu görmek, yüzünüzün gülen yüzünü görmek, bu meyvelerle verdiğiniz sevgiyle bütünleştiğini görüyorum. Bu bahçenizi, burayı bizle biraz paylaşır mısınız? Vallahi bunu 11 yıl önce başladık yapmaya. Karışık meyvelik, her türlü meyve var. Yani canereğinden başlıyor, şeftali, kayısı, elma, armut derken ayvayla bitiyor. Yani bütün mevsim, yaz mevsimi boyunca biz buradan meyve yiyebiliyoruz. Kazlarım var, tavuklarım var. Var yani. var onlar da var. İşte bu benim fobim gibi bir şey. Ben bundan maddi şeyi çok beklemiyorum. Kafama göre öteden beri arzuladığım bir şekilde gönlümden geçen bir bahçeyi burada kurdum. Ve severek yapıyorum bu işi yani. Peki hocam bir de icatınız var. Bir o bir anlatır mısınız? Yani şöyle alırsanız göstereceğim. Şöyle bana bir verirseniz. Şimdi sevgili izleyiciler, bu bazı bölgelerde ilaçlama, sulama, suyla temizleme var. Ama mazot kullanmadan, herhangi bir elektrik kullanmadan, yukarı evinin çatısına bir depo yaparak bunu en azından bunları yıkadığınızı, temizlediğinizi veya ilaçlama yaptığınızı görmekteyim. Ya bu bir, aslında yeni bir buluş. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum ama ben burada gördüm. Bunu da paylaşalım. Bu şöyle bir anlatın elinizde şöyle. Evet.
Şimdi bu ilaçlama zamanla meyvelerimize ilaç yapmak gerekiyor. Şimdi bu anda su var, gösterelim diye su koyduk. Bunu nasıl işte düşündüm, burayı ilaçlamak dört dönüm yer bizim bahçemiz. Çok zor oluyor. Düşünürken acaba dedim havanın basıncından faydalanabilir miyim bu konuda? Denedim. Yani 3-5 kez denedim. Bazı sıkıntılar da oldu. Yarım kalan yerler de oldu ama sonunda başardım bunu. Bilen arkadaşlara da, bu işle ilgilenen arkadaşlara da anlatmak istiyorum. Onlar da uygulansın. Bizim bu bahçemiz biraz meyilli. %15-%25 arasında. Ben bundan faydalandım. Evin en üst katına 500 kiloluk bir tank koydum. Onun içinde ilacı yapıyoruz. Onu makaraya kadar getirdim bir hortumla. Makaradan sonra da bu gördüğünüz 100 metre kadar var. Bahçenin her tarafına dolaşacak kadar bir hortumla. Hortumun ucuna da o bizim sırt pompasının fiskiyesini bağladım. Böyle kullanıyorum yani. Hiç elektrik harcama yok, mazot harcama yok, benzin harcama yok. Bir de biz artık yaşlandık ya, bizim için çok uygun. İstediğim kadar vuruyorum, yorulunca bırakıyorum, dinleniyorum, kaldığım yerden ondan sonra devam ediyorum. Evet. İşimi çok kolaylaştırdı. Herkese de öneriyorum yani evet. Bunu. Bunun vücudu sensin yani. Evet yani başka bir yerde görmedim. Kimse de görmedim yani. Duymadım da. Hiçbir Facebook'ta falan filan da görmedim. Belki şimdiden sonra Facebook'ta gören olabilir. Bir de o. Evet. Yukarıda 500 kiloluk bir depo var. Çok evet. Da. Bu biton da olabilir. Hava basıncıyla oradaki tazikle yapıyoruz biz bunu. Başka bir şeyle yok. Evet. Su basıncıyla. Hava basıncı işte. Hava oraya basıyor ki bu da tazik yapıyor yani. Peki hocam, kolay gelsin. Bir de bugün kısa bir değerlendirmenizi istiyorum. Sizin köyde dolaştık, herkes gerçekten topraktan ektiklerinin emeğini alamadıklarını, emeklilerin durumunun zor olduğunu, mazotun çok pahalı olduğu için üretimden vazgeçmeyi düşündüklerini, yetiremediklerini, zararına çalıştıklarını falan sözler duyduk. Siz bir genel değerlendirme yaparsanız özellikle sizin köyünüzün insanıyla birlikte sevinirim. Vallahi bizim köyümüz köy olarak çok güzel. Yani ben bu köyde yaşamaktan gurur duyuyorum. Bu köylü olmaktan da gurur duyuyorum. İnsanları gayet iyi, gayet alicenap, gayet misafirperver. Dedikleri doğru. Yani ama şu anda ekonomik durum çok iyi değil. Yani ektiklerini alıyorlar ama karşılığı girdiler çok pahalı olduğu için karşılayamıyor. Örneğin yani hep söylediler 6-7 liraya mal oluyor diyorlar soğanın kilosu. Şu anda 5 lira 6 lira 3,5 liraya veren var. 4,5 liraya veren var. Sıkışıp da borcunu ödemek için. Bu boşa kürek çekmek, boşa çalışmak gibi bir şey. Bu ne olabilir? Yani burada soğan, en önemli şey soğan, devletin soğan politikası yok. Bir sene havalara çıkarıyor çiftçiyi, 5 sene tabana indiriyor. Halbuki buna bir sınırlama gelse, herkes belli bir şekilde olsa veya soğanını ekerken kaç liraya vereceğini bile bilse, ona göre ekimini yapsa, yurt ekonomisine de iyi olur, kendi insanların ekonomisine de iyi olur. Bunu biz burada da görüyoruz. Yani meyve ilaçları 2 katı, 3 katı oldu. Meyvelerde de fazla bir şey etme yok. Bu sene de yağmur çok yağdı. Meyveler hep hastalandı. Mesela bizim bu misket elması biraz gördükleri gibi. Misket elması biraz yüzümüze güldü. Diğer elmalar yüzlerine bakılmıyor diğer meyvelerin. Evet sevgili izleyiciler, demin sulamanın ucunu, hortumunu bahçenin içinde göstermiştik. Ana merkez burası. Şimdi hocam anlatacak. Evet işte yukarı koyduğumuz tank bu. Bu tankın içini suyla, ilaçla dolduruyoruz. Buradan ağrı ağzından hortumla dışarı verdik. Bu basınçla basınç yapıyor su. O da hava basıncının etkisiyle suda basınçlanıyor.
bu şekilde ilaçlamayı yapıyoruz. Evet, tekrar ediyoruz. İçinde elektrik yok. Yağ yok yani. Benzin yok. Evet, hiç sırt pompası yok. Evet, traktör yok. Tamamen maliyetsiz. Maliyetsiz bir ilaçlama yani. Evet, peki, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, Gümüşacı Köyün Keçi Köyü'ndeki bugünkü çalışmalarımız şu an sona erdi. Gerçekten sabah geldiğimizden bu saate kadar çalışmalarımızda bize gösterilen hoşgörüden ve sevgiden çok mutlu ayrıldık. Umutlu ayrılıyoruz. Bütün insanlara mikrofonumuzu uzattık, güzel şeyler aldık. Üzücü şeyler de aldık yani insanların geçimleriyle ilgili falan. Yani dolu dolu bir programla gidiyoruz. Hani diyor ya Pir Sultan Abdal, her son köye geldiğinde vedalaştığında her köyde vedalaşır. Ama son köydeki vedalaşma aslında bugün 450 yıldır hükmeden bir şeyle aramızdan ayrılıyor, gidiyor. Bize miras bıraktığı şeyi onunla bu köyden ayrılmak istiyorum. Pir Sultan Abdal'ım, dağlar aşalım, aşalım da enginlere düşelim. Çok nimetin yedik, helalleşelim. Geçti dost kervanı, eyleme beni. Yedik, içtik, Allah bereket versin. Bütün gıdamızı aldık buradan. Yani hem gıdamızı hem de bilgi, birikim, televizyon için olması gerekenleri aldık ve bu güzelliklere ayrılıyoruz. Sevgili izleyiciler, yaşadıklarınızdan yaşayacaklarınız daha güzel olsun. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ama en güzeli de aşkla kalın. Hoşça kalın. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Ölüm aşıklara tozlu yoludur. Dumandır, dumandır. Ah bizim eller. Oturup ağlasam delisin der.